Fehmi koru bir film Jason Bourne izledim. Gözümün önünde Reyna'da yaşatılanlar canlandı. Robert Ludlum ölene kadar 2001, her yazdığını hiç kaçırmadan okuduğum bir cansusluk ve gerilim romanları ustasıydı. Öldü ama onun adıyla yeni romanlar çıkmaya devam etti. Ölümü bile namına uygundu Ludlum'un. Florida'daki evinde gizemli biçimde çıkan yangında aldığı yanıklar yüzünden. Kim bilir kaç yazı yazmışımdır okuduğum romanları üzerine. Ludlum'un romanlarındaki teröristler bir dava uğruna ölmeyi göze alan ve ideolojisi adına ölen öldüren tipler olmak yerine hükümetler veya bazı çıkar gruplarının yönlendirmesiyle eylemlerini profesyonelce icra eden birer kukladan başka bir şey değildir. CIA gibi devlet kurumlarıyla onların hizmet verdiği politikacılar, karanlık işlere meyyal, çıkarları için her şeyi göze alabilen ve ortada yanlış bir iş varsa, Kuşkun alınması gereken yerler ve kişilerdir. Jason Byrne hafızası kaybettirilen ajan. En önemli roman karakteri olan Jason Bourne tam dört kez Matt Diamond tarafından beyaz perdeye yansıtıldı. Sonuncusu Dici Türk'ün salon birinde şimdilerde gösterimde. Dün gece izledim Jason Bourne filmini. Kendisinin gerçekte kim olduğunu geçmişte hafızasıyla oynayarak CIA tarafından tetikçi hale getirilerek karanlık operasyonlarda kullanıldığını önceki üç filmde öğrenmişti Bourne. Tetikçi geçmişinde 35 kişinin canını aldığını da. Bu yeni tarihli filmde öğrenmek için öldürmeyi ve gerekirse ölmeyi göze aldığı ise CIA'de tahlilci olarak çalışmış babasının neden öldürüldüğü sorusunun cevabıdır. Babasının ölümünden sorumlu kişi, CIA içerisinde basamakları çıka çıka kurumun başına kadar gelmiştir ve geçmişindeki yanlışlıkların sergilenmesini engellemek gibi bir derdi vardır. Bir de kurulmasına parasal destek verdikleri bir bilgisayar programıyla bütün dünyayı izleyip gözlemeyi kafaya koymuştur. Film uzun uza diye anlatacak değilim. İlgimi çeken senaryosu içerisine yerleştirilmiş bir entrika. Bir tetikçi var, bir de belirlenmiş tetikçi. CIA başkanıyla kaderini birleştirmiş tetikçi aldığı talimatla bir bilgisayar programcısını kalabalık ortamda öldürecektir. Tabii kendisini görünmez kılıp gizleyerek. CIA başkanına körü körüne bağlı bir ajana düşense suikast sonrasını düzenlemektir. Cinayeti işlemekle suçlanacak kişi de hazır efendim der o ajan ve devam eder. 20 yaşında bir Iraklı. Cesedi sonradan bulunacak. Tabi esas tetikçinin geride bıraktığı cinayet silahının üzerinde de parmak izi. Bu cümleyi filmde yan bir rol üstlenmiş adamın ağzından duyunca yanlış mı işittim merakıyla filmi geriye sarıp o sahneyi bir daha izledim. Hayır söylenenleri doğru işitmiştim. İzlemeye devam ettim. Tetikçinin silahından çıkan ilk kurşunla birlikte Ortalık doğal olarak karıştı filmde. Tetikçi ortada görünmediği için, salonu dolduran erkekli kadınlı izleyiciler derhal can dertine düştüler ve kaçışmaya başladılar. Onların kaçışlarını izlerken birden kendimi Reynada kıstırılmış insanların can havliyle neler yapabileceklerini zihnimde canlandırır buldum. Aynısını yaparlardı herhalde. Olay mahallinden derhal kaçarlardı ve katilin yapacağı filmde olduğu gibi kalabalıkla birlikte hareket etmesiydi. Eylem mahallinde bırakılması kararlaştırılmış cinayet silahı, üzerinde gerçek tetikçinin değil, cinayetin kendisine mal edileceği kurban rolü önceden biçilerek belirlenmiş kişinin parmak izi. Tetikçi kaçıyor, rolü üstlenmesi beklenen kişi ölü ele geçiriliyor. Bu 2016 tarihli Jason Bourne filminin senaryosu. İki tetikçi var, biri gerçek, öteki belirlenmiş. Suikast için cani rolü biçilmiş kişinin hangi dini veya etnik kimlikten olacağını, eylemin işleneceği dönemin özellikleri belirliyor doğal olarak. Dünya çapında sihirbaz David Copperfield herkesin gözü önünde kocaman uçağı yok etmiyor mu? Filmde de CIA cinayeti kendi tetikçisine işletiyor ama dünyaya o yaptı diye eylemle hiç ilgisi bulunmayan başka birini göstermeye hazırlanıyor. Tabi adamı ölü ele geçirdikten sonra. Sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da eylemciler nedense hep ölü ele geçirilir oldular. David Copperfield'ı bilir misiniz? Ludlum'un filmlerinde özellikle Bourne serisinde CIA'de bir tür David Copperfield, bir tür sihirbaz. Oğlunun şirket içindeki kötü tipler tarafından karanlık operasyonlarda tetikçi olarak eğitilmek istendiğini fark eden iyi bir baba ne yapar, buna engel olmaya çabalar değil mi? Jason'ın babası da öyle yapmış. Bu çabası fark edildiğinde ellerine her bakımdan ideal bir tetikçi geçmişken babası yüzünden ondan vazgeçmek yerine CIA içindeki kötü tipler babayı sanki teröristlerce yapılmış süsü verilen bir suikastle ortadan kaldırıp oğlunu teşkilata daha da bağlı hale getirmeyi yeğlemişler. Filmin sonunda o ana kadar en halisane duygular içerisinde davrandığını görmeye alıştırıldığımız bir kadın ajanın da ayaklarını kaydırmada görev aldığı, kötü tiplerden fazla farkı olmadığı, onun motivasyonunun da hak etmediği bir makama gelmek ve bunun için gerekirse öldürmek oldu. Ne kötü şu film senaryoları. Bu yazının bir yerinde Reyna adı geçiyor ama siz bunu taze izlenmiş bir filmin üzerimde bıraktığı etkiden daha öteye çekmeyin lütfen. İmkanınız varsa Jason Bourne filmini kendiniz de izleyin. Fehmi Koru, fehmikoru.com